Günaydın. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Ben şimdi hazırlandım. Kızlara geçiyorum. Hemen bir açılış yapayım istedim. Kahvaltıya geçiyoruz. Melaha'da kahvaltı edeceğiz. Görüşürüz. Kahvaltıdan döndüm. Şimdi Piyaza AVM'deki sinemaya geldik. Gelin takım bir filme gelmiş. Ona gireceğiz. Kaç dakika var? Biz 13.30'a gidiyoruz. Açık mı? Saat kaç geçiyor tam? 25 geçiyor hanım. 25 mi? 5 dakika var. Çok karanlık. Ay gerçekten ha. Ben ne bileyim. Buram buram benim. Şuraya geç. Çıkarız onu. Biri yoksa çıkarız. Nasıl? Çünkü perde çok büyük. Söyleyin %10 indirimi çakın. Çektin mi? Beni çektin mi? Ay seni niye çekeyim? Allah aşkına bir dünya kitlemi influence ediyorum. Ay ne kitle ne kitle. 500 kişilik dev kadro. İşte bu işlerde böyle 300'e 500'e batmayacaksan o yavaş yavaş büyüyecek o. Kısırla benim başıma çok pis bir ağrı girdi. Nazar, muhtemelen nazar. Ay, sesim kaçtı. Haberler sende bu gibi düştün. Kız bu ne güzellik. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. O pislik için daha fazla gözyaşı dökmemeye karar. Günlerden pazar. En son sinemaya gittiğimiz gün kalmıştık. Galiba en son o zaman çekmiştim. Ne zaman sinemaya gittiğimiz? 2 gün önce mi? Cuma günü çekim yapmışım. Metro Market'e gittik hep beraber. Bir alışveriş yaptık. Hemen onu bir göstereyim dedim. Kutudaki tuvalet kağıdı, papya aldık. Bu zeytin çok güzel oluyor Marmara Birliği'nin. Az tuzlu. Bunu Anıl Bey seçti. Bombay fasulye diye geçiyor. Bayağı büyük. Bezelye aldık. Kıymalı etli bezelye yemekleri yapıyoruz bol bol. Pilavlık bulgur var. Şöyle bir Kemal Paşa aldım. Belki tatlı yaparım diye. Tavuk. Piliç, baget. Bunlar uygun muydu orada peki? Aynen. Sonra pirzolalık tavuğumuz var. Ay bunu yiyeceğim. Ay merak ediyorum. Bakalım nasıl yaprak sarma. Şöyle kısırlık bulgur aldım. Çok sık bitiyor. Yine reisin. Nohutu. Bulgurları hep reisten almışız. Fasulyeyi de reisten almışız bu sefer. Nohut. Şundan aldım. Sufle falan yapmak için. Böyle kalın gibi geldi. Güzel. Kalıplı duruyor böyle. Ya da muffin. Kek yapmak için falan. Turşumuz. Turşu aldık. Seviyoruz turşu. Şöyle yine belki Dubai çikolatası yaparız diye 2 paket çikolata
çikolata aldım. Tereyağı aldık. Kebir gurme. Kebir seviyorum zaten. Bir de şey. Güzel sarı yani. Şalgam aldım. Canım bir şalgam istedi. Acılı şalgam aldım. Yemekleri yanında da güzel oluyor. Haşlanmış barbunya. Ananas. Tıraş köpüğü bitmiş. Kilitli buzdolabı poşete 2 tane almışız. Şöyle tost ekmeği kızımla hani kızdırıp kızartıp yemeyi de seviyoruz. Çaykur Filiz çay. Bu güzel oluyor. Ne acı oluyor ne de böyle şey Lipton gibi tatsız oluyor. Bu daha güzel. Bir de şöyle bütün tavuk, organik tavuk. 1 kiloluk sanırım bu. 1 kilo değil mi? Evet. 1 kilo 280 gram. Organik tavuk diye geçiyormuş. Hatta bugün bunu yapacağız. Bir de şöyle. Selme markası. Baktık. Natural sızma zeytinyağı. Şey, balık esirilmiş. Bundan aldık. 5 litre. Bir de kameranın üstünde durdu. Bardak sularından var. Buraları hemen ben toparlayacağım. Üstümü daha değiştirmedim. Üstümü değiştireceğim. Böyle bir göstermek istedim. Bakalım sonra ne zaman açarız. Büyük ihtimalle yarın devam ederim. Bugün zaten hava bayağı kapalı. Yağmurlu. Dün çamaşırları da hallettim. Çamaşırlar falan yıkandı. Baksanız hava şu an yağmur yağıyor. Kapalı. Yarın devam ederim yüksek ihtimal. Öyle yemek yapacak, oturacak. Televizyon keyfi falan. Oradan sonra da şeye gittik. Kelle paça. İçmeye gittim. Burada bir ikizler tandırı var. Oraya gittik. Yemek yedik. Hiçbir şey yememiştim. Kahvaltı etmemiştim. İyi oldu. Birazdan da kendime bir kahve yapacağım. Ya filtre kahve yapabilirim ya da kapsül kahve yapabilirim. Bilmiyorum. Dediğim gibi bugün böyle geçecek. Biraz boğaz ağrım vardı dün. Burnum da hafif tıkalı gibi. Onun haricinde öyle baş ağrım falan yok. Yani öyle. Aldığımız tost ekmeklerine bu benim sevdiğim sostan koyacağım. Bu arada günaydın. Günlerden pazartesi. Çok az bir kısım çekebildim. İşler güçler halledildi. Servis gelecekti bir ara. Servis geldi gitti. Buzdolabı için. Ondan sonracığıma saat şu an 11'i geçiyor. Egemen'i yedirdim. Doyurdum. Ben böyle kızarmış ekmek çok seviyorum. Yumurtamı pişirdim. Bir tek şu tezgah silip temizlemek kaldı. Ocak vesaire hepsi işte toplam. Banyodur, tuvalettir. Her tarafı süpürdüm, sildim. Şu sos dediğim sos. Soseronu. Bir de şu zeytine bayıldım. Yeşil. Fora zeytin diye geçiyor. Taş kırma. Nereden aldım unuttum ama çok güzelmiş. Gerçekten çok sevdim. Bir de peynir koyacağım. Bu peyniri de çok seviyorum. Murat Bey sürmeli. Normalde şey de koyuyordum. Hindi füme tarzı bir şey de koyuyordum. Biliyorsunuz zaten. Bugün yoktu.
O yüzden koyamadım. Neyse artık. Onu alırım. Bir ara. Çayım da ısındı. Yanına salatalık, zeytin. Üstüne peynir, sos, yumurta. Tamam. Böyle bir kahvaltımız oldu. Biz çıktık. Çıkacağız şimdi yani. Ya radyoyu açınca müzik kapanıyor. Kamerayı da bir türlü bir yere bağlayamadım. Yani şey yapamadım bir türlü ya. Koyamadım. Allah Allah. Anlayamadım ya. Neden böyle oluyor? Biraz daha yükselteyim. En son Anıl'dan sonra ben en son Anıl oturmuştu. Al aşkım, kapıyı sen açarsın. Şimdi açayım. Severdi seni benim gibi böyle kim tapardı sana? Aç. Şimdi yapacağım. Hadi yap hadi. Sileceğimiz çalışalım. Yağmur başladı yine. Böyle arkadaşlar, yağmurlu bir gündü. Şu an saatte 12:18. Aslı bir tık erken çıkmış bile olabiliriz. Geldik şimdi. Ama saat 12:25. 5 dakikamız daha var. O yüzden biraz bekleyelim dedik. Yağmurda ya, dışarıda da kalmayalım. Kapı çünkü tam 12:30'da açılıyor. Egemen Tuğuş'un bugün tiyatro var. Egemenlerin tiyatro izleyecekler. Parasını da koydum dosyasına. Deve tabanı ne demek de söyle bakalım. Deve tabanı soracak öğretmeni bugün ona. Çiçek. Evet, deve tabanı bitki, çiçek demek. Deve tabanı çiçeği. Çiçek. Deve tabanı bitkisi dayanıklılığı ve gücü de temsil ediyormuş. Ay nasıl yağmur başladı yine. Ben genelde okul bu tarafta ama ben bu tarafa hiç girmiyorum. Kalabalık oluyor orası. Ben genelde burayı boş bulunca burada bırakıyorum. Çok az bir yürüme mesafesi oluyor. Evet, yarın. Seneye. Seneye. O yüzden hiç o kargaşaya girmeden direkt ben düz devam edip soldan hemen eve doğru yol alıyorum. Öyle daha pratik oluyor benim için. Ama yine yer bulamadığımda yine sol tarafa dönüp solda bir yerde bırakıyorum. Sağ tarafa girmek gerçekten Anıl'la da geldiğimizde çok çok değişik bir karışıklık oluyor yani, hani aşırı. Egemen'i bıraktım, geldim. Şimdi şöyle kendime güzel bir kahve yaptım. Beraber yaptık daha doğrusu zaten. Şimdi de benim için güzel ama sizin için kötü havanın tadını çıkaracağım. Kahve ve kitap eşliğinde. Henüz hala bitiremediğim ve okunmayı bekleyen iki tane daha kitabım var. Şunu bir türlü bitiremedim. Yine hemen böyle 5-10 sayfa da olsa okuyacağım. Kahvemle beraber.
Saat 1'e 10 var. Egemen'i bıraktığımda bayağı bir yağmur yağıyordu. Trafik gayet sakindi, çok iyiydi ama dönüş çok fena oluyor. Tam böyle iş çıkışı dönüş olduğu için alınma saati havada kötüyse gerçekten daha da fena bir hal alıyor. Böyle o bir tane ara var. Orası resmen kilit. Kilit oluyor yani. Orada bekliyoruz bir 5 dakika falan rahat en az. Neyse ama sonuçta yağmurlu havada rahat rahat gidip alıp gelebiliyorum. Onun haricinde yarın Anıl'la beraber ciğer yemeye gideceğiz. Egemen'i bırakacağız. Sabah kahvaltı yapmayacağım. Bir gibi orada oluruz. Oradan bir Rossmann'a falan uğrayasım var. Videoyu devam ettirsem yarın içinde, yoksa bugün sonlandırırsam mı diye düşündüm ama çok da kısa olmasın. Ben bu vlogu yarın da devam ettireyim. Yarın da benimle birlikte olun. Çekebildiğim kadar çekerim. Ne kadar çekebilirsem o kadar kar yani. Öyle sabah bütün işleri hallettim. Mutfak dahil, tezgahları, hepsini, banyo, tuvalet, odalar, silme, süpürme, koltuk süpürme, her şeyi, toz. Bütün işleri hallettim. Şu an böyle boş boş keyif yapacağım. Hani şey, çocuk varken işi hallettim. Çocuk yokken ne yapacağım şaşırıyorum. Bir de dün Dubai çikolatası yapmıştım. Dubai çikolatası da koyacağım şimdi biraz kahvemin yanına veya kahve içtikten sonra yerim. Çünkü daha yeni kahvaltı ettiğim için çok yani şeker ihtiyacım yok. Öyle. Keyif zamanı yağmuru izleyerek gerçekten keyif yapacağım. Uzanacağım, dinleneceğim, yatacağım, kalkacağım, hiçbir şey yapmayacağım diyecektim. Yemek yok. Ne yemek yapacağımı hiç bilmiyorum. Aslında evde patlıcan olsaydı karnıyarık yapar mıydım? Gerçi evde temizledim. Hiç karnıyarık falan da yapasım yok. Şey yaparım. Buzlukta köfte var. Buzluktaki köfteyi airfryer'e atayım. Hiç ortalıkta batmadan mis gibi köfte yiyelim. Yanına da şöyle güzel bir sebzeli bulgur pilavı yapayım. Bayağıdır da yapmamıştım. En son onları bittikten sonra yine gösteririm böyle devamı niteliğinde. Onun haricinde başka bir şey yapmayacağım. Egemen'i alıp geleceğim. Sonra MasterChef'i izleyeceğim. Dün de MasterChef'te şey elendi. Nevzat elendi. Nevzat'ı zaten yani çok beğenmiyordum açıkçası yemek tarzını falan. Ben bir de bir şey söyleyeyim. Bence MasterChef'in birincisi Onur olacak. Ya yani bu benim hissiyatım ve çok hırslı. Çok aşırı hırslı bir insan, adam. Yaşı da 31 yaşındaymış bu arada, 32. Şaşırdım da biraz da küçük gösteriyor aslında Onur. Ama kendisini gerçekten yemek yapma konusunda çok beğeniyorum. Çok yetenekli olduğuna inanıyorum. Hani zaten İngiltere'den geldi diye hatırlıyorum. Onun haricinde beğendim yine Ezgi, böyle gizli, sürprizli gibi geliyor bana. Başka kim var ya? Yani çok kişi var. Muratcan var, Hakan var. Onları çok beğenmiyorum. Nigar abla var. Beyza var. Beyza da gizli sürpriz kutu gibi. Her an her şey çıkabilir yani. Öyle ama ben birinci Onur olur diye tahmin ediyorum. Çünkü o hani her türlü çıkar. Hadi batsa da çıkar gibi geliyor. Böyle neyse. Saat 3'ü 10 geçiyor. Biraz abimle telefonda konuştuk. Şimdi yemek yapma sırası dedim. Kalk. Çünkü 4.30'da evden çıkacağım Egemen'i almak için. Hemen bulgur pilavı yapacağım sebzeli, söylediğim gibi. Bir de buzluktaki köfteyi airfryer'e atacağım. Yanına salata veya yoğurtla güzel bir akşam yemeği olur. Thank you.
Metro marketten Metro Şef'in araban sarımsağı, soyulmuş sarımsak çok pratik oluyor ya. Gerçekten inanılmaz. Çok üşenirim sarımsak soymaya ama şu kadar yeter, çok koymuyor. Şöyle yıkıyorum. Şu şekilde yumuşuyor. Bulgur pilavına koyacağım. Sarımsağı çok severim. Gerçek bir antibiyotik yani. Doğal antibiyotik. Biberi koydum. En son domatesle bulguru koyacağım. Salçaya da koyacağım birazdan. Böyle kapalı havalarda yemek yapmayı çok severim. Gerçekten bana böyle terapi gibi geliyor yemek yapmak. Zaten daha vaktim var. 1 saat 15 dakika var. Hayali yetişir, köfte hemen pişer. Bulgur pilavı da çok uğraştırmaz. Yoğurtla beraber ev yapımı yoğurdum vardı. Onunla birlikte egemeni yediririm. Ben tam acıkmadım. Ama şu an için acıkmadım. Belki 5 gibi falan acıkırım, bilmiyorum şu an.
bana biliyor musunuz? Ben bu videoyu burada bitireyim. Çünkü hemen yayına koymak istiyorum. Bu gece aktarımını yapıp sabahtan editini yaparım. Öğleden sonra veya akşam gelmiş olur. Yarın tekrardan yeni bir vlog başlatırım. İşte dedim ya, ciğer yemeye gideceğiz. Anna'la beraber takılacağız. Bir Osman'dan belki bir şeyler alırım. Çünkü galiba kampanyalı ürünler varmış. Hani indirimde, temizlik ürünlerinde vesaire filan da. Öyle bir bakarım. Belki çok bir şey almam bile. O yüzden ben bunu burada bitireyim. Yarın yine ufak tefek açılış yapmış olurum. Bu sırada yemeklerim de şöyle pişiyor. Güzelce bulgur pilavı. Ve köftemin de bir dakikası kalmış. Şöyle göstereyim ben. Çok güzelmiş. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu arada saçıma bakmaşa yaptım. Söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum ama dedim bir değişiklik olsun. Bayağıdır yapmıyorum. Hazır kendime de vaktim kalmışken, kalıyorken şöyle bir saçımı başımı bir yapayım dedim. Neyse, tekrar görüşmek üzere. Dediğim gibi inşallah vlog başlatacağım yarın. Öpüyorum. Bay bay.